görüntülerde izlediğiniz çocuğun adı Hüseyin. Henüz 8 yaşında. O dünyada uzuv deformasyonu yaşayan yüz binlerce kişiden yalnızca bir tanesi. Çocuğun doğuştan uzuv gelişimine engel olan amniyotik bant sendromu, ortopedik rahatsızlıklar ya da kaza sonucu oluşan uzuv kayıpları, uzuv deformasyonunun sebeplerinden sadece birkaç tanesi. Maliyetleri çok yüksek olan protezlere ihtiyaç duyulan bu durumlarda çocuklar için durum biraz daha zorlaşıyor. Çocuklar gelişimlerini tamamlayana kadar protez takılamıyor. Bu durum kas erimelerine, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Dünyada proteze alternatif sunan gönüllü bir hareket bulunuyor. Adı Enabling the Future. Zeynep Karagöz ve arkadaşları da bu hareketten ilham alarak yola çıktılar. Karagöz ve arkadaşları ürün, süreç ve mekan tasarlayan bir tasarım ajansında çalışıyorlar. Toplumda 3D olarak bilinen 3 boyutlu yazıcıların hayatımıza nasıl dokunabileceği üzerine araştırmalar yaparken Enabling the Future hareketiyle karşılaşıyorlar. Yaklaşık 3 sene önce 3 boyutlu yazıcı teknolojisini anlatmak için nasıl hayatımızı etkileyeceğini, nasıl gerçekten bireylerin hayatında fark yaratabileceğini göstermek için proje bakarken bu Robotel projesiyle karşılaştık. Biz de bu toplulukla karşılaşınca dedik ki işte budur. Yani 3 boyutlu yazıcının insan hayatını gerçekten birebir etkilediğine harika bir örnek. Çünkü 3 sene önce 3 boyutlu yazıcılar Türkiye'de hayatımızda o kadar içeride değildi ve anlatmakta zorlanıyorduk nasıl faydalı olduklarını. Bulduk bu projeyi ve yapmaya başladık. Sonra ilk gönüllümüzle biz bunu gerçek biriyle birlikte hayata geçirelim dedik. Ve Mehmet Ali arkadaşımız gönüllü oldu. Matbaada 4 parmağını kaybetmiş, 18 yaşında genç bir arkadaşımızdı. Baş parmağı vardı. Açık fikirli bir arkadaşımızdı. Estetikten ziyade fonksiyona önem veriyordu. Onun çünkü baş parmağı olduğu için çalışan bir sistem önerememişlerdi. Çok da pahalıydı ona önerilen protezler. Gücü yetmiyordu onu almaya. Biz onunla ilk bir testimizi yaptıktan sonra inanılmaz bir duygusal boyuta taşıdı bizi. Proje hepimizi yüreğimizden etkiledi. Dedik ki biz bunu devam etmeliyiz. En azından Türkiye'de bunu yayınlamalıyız. Ve herkes yapmalı, mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmalıyız dedik. Zeynep Karagöz ve arkadaşları 2014 yılında bu hareketin Türkiye ağını başlatmaya karar veriyorlar. Kurdukları ağ 2016 yılında Robotel Türkiye Derneği adını alıyor. Dernek kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla kullanışlı mekanik eller üretiyor. Robot el adını verdikleri bu mekanik ellere ulaşmak için ihtiyaç sahibi kişi öncelikle dernekle iletişime geçiyor. İhtiyaç sahibinin ölçüleri alınıyor ve model çıkartılıyor. Ardından 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla robot el hazırlanıyor ve teslim ediliyor. Böylece gelişim çağındaki çocukların hayatları bir nebze de olsa kolaylaşmış oluyor. Ayrıca robot eller için sundukları eğlenceli tasarımlarla çocuklara özgüven desteği ve sosyalleşme imkanı da sağlanıyor. Doğuştan. Anneden doğduğunda gördük elin böyle olduğunu. Doktorlara götürdük. Doktorlar bize ortez yapılması gerektiğini söylediler. Protezin faydalı olmayacağını, onun büyüdüğünde hani. Ama şu an ortez yapılırsa hani kolun kaslarının diğer koluyla eşit gelişeceğini, beynin sağ ve sol tarafında eşit gelişeceğini söylediler. Biz de başvurduk ama bizim hani hem maddi imkanlarımız buna el vermedi. Çok pahalı çünkü yaptırmak. Artı bir de hani oturduğumuz muhitte o imkan yok. Geldiğimizde burada çok güzel karşıladılar, sağ olsunlar bizi. 3 boyutlu tarayıcı getirmişlerdi buraya. Onunla tarama yapıldı. Zaten bu ikinci gelişimiz. İkinci gelişimizde teslim aldık. Çok güzeldi. Yani Hüseyin hayatında yapamadığı hareketleri, hayatında hani bisiklet sürecek buradan eve gittiğimizde mesela, onu çok istiyordu. Hani çok güzel bir duygu şu an. Bugün çok heyecanlıyız. Hüseyin de öyle. Robotel Türkiye Derneği kar amacı gütmüyor. Verilen hizmetlerin tamamı ücretsiz. Derneğin Türkiye'nin farklı illerinde 700'ü aşkın gönüllüsü var. Robotel Türkiye Derneği'nin yaptığı eller bugüne kadar yaklaşık 25 çocuğun hayatının kolaylaştırılmasına yardımcı olmuş. Hala pek çok vaka üzerinde çalışmaya da devam ediyorlar. Ben mekatronik mühendisliği okumak isteyen bir insanım. İleride profesyonel olarak bunu düşünüyorum. Ve bu dalda aynı zamanda insanlar da yardımcı olabilmenin bir yolunu istiyordum ve bu da tam olarak aradığım şeyi sağlamış oldu.
Robotel Türkiye Derneği dünyada uygulanan bir gönüllülük sistemini Türkiye'ye uyarladı ve bir adım daha öteye giderek sivil toplum kuruluşu haline geldi. Teknolojinin hayatımıza nasıl dokunabileceğine bir örnek oluşturdu. Uzuv deformasyonu yaşayan çocukların hayatlarını biraz olsun kolaylaştıran, geleceğe dair umut veren bir çözüm sundu. Hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak daha iyi bir yaşam sürmelerini sağladı. Hem çocukların hem de ailelerin hayatında kocaman bir fark yarattı.